E sadece fotoğraf çekimi esnasında şimdi, e, odaya buradan, alınmıştır. Ya çok garip bir oyuna... fotoğraf çekimi esnasında niye birisine odaya alırsınız ki? Ya bu, bu fotoğraf çekiminin önemini e, zaten ya, konuşmamız gerekiyor. Burada manidar olan bir şey daha var. Yani ben bir detay dikkatimi çekiyor. Hı. 23 Aralık 2019 tarihinde, Hı. değil mi bu şey vermiş diyor? E, şimdi deşifre oldu ki Faruk Fatih Özer hakkında, yani bu. Todex'ten önceki şirketi Coinex'ti galiba. Evet. O e, Coinex üzerinden e, bir dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmüş bir soruşturmanın olduğu 2019 tarihinde ve o mağdur olan kişinin yine o tarihte bu kişi hakkında Fa, e, Faruk Fatih Özer hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmasını ee, ve bu eylemden dolayı e, yargılanmasını talep ettiği hatta bunun yeni bir çiftlik bank vakası olabileceği hususunda da bir hatırlatma bulunduğu anlaşıldı bugün. Yani bu tarihte 2019 tarihinde Hı -hı. bu aslında bilinen bir durum. Şimdi İçişleri Bakanı yani bilinen derken kamuoyunca yaygın bir şekilde hayır, bilinen şunu değil. Hayır, söylüyorum, devlet tarafından Ama bir evet, evet. bir, devlet evet, devlet, de bir soruşturma bak, her, her şu 84 milyonun neredeyse her birisi hakkında her türlü fişlemeye, her türlü bilgiye, her türlü istihbari kaynağı sahip olan e, devletin, İçişleri Bakanlığı'nın Faruk Fatih Özer hakkında o tarihte böyle bir bilgi sahibi olmaması mümkün mü? Bir. Bir de şu, buradan şu ortaya çıkıyor ki bizim devlet ve iktidar, devlet derken ben hep parti devletine dönüşmüş iktidar anlayışına vurgu yaptığım için bu anlayış vatandaşlarının güvenliği hususunda herhangi bir e, şey yok, çabası ve böyle bir derdi olmayan kendi güvenliği hususunda her türlü çabayı sergilemekten kaçınmayan bir devlet. Yani herhangi birisi hakkında 6-7 sene evvelki tweetlerine Facebook paylaşımlarına ta önceki bütün bu yayınlarına ulaşıp işte en son Genco Erkol, Erkol yani 4-5 sene önceki bir paylaşımını gündeme getirip Canan Kaftancıoğlu'nun 6 yıl önceki efendim bir tweet'ini bulup işte Selahattin Demirtaş'ın 7-6 sene evvel Kobani sırasında yaptığı bir açıklamaları gündeme getirip onlar hakkında devletin güvenliğini bu kadar önemseyip soruşturmalar, davalar açıp tutuklamalar yapan bu iktidar anlayışı işte bu kripto vurgunu yapan kişi hakkında Hı -hı. 2019 yılında savcılıklara yani yargıya intikal etmiş bir bilgiyi hiç kale almamış, hiç haberdar değil ve bunun üzerinden canım, yürüyen haberdar, haberdar olması için şöyle bir mekanizmanın olması lazım. Ee... buna önlem almamış. Evet yani her türlü isimle ilgili böyle bir soruşturma yapması lazım. Şimdi Hayır böyle bir önlem almamış. Tamam, yani şu böyle bir sorayım salim yargıya diyeyim. intikal etmiş bir kişi Hı -hı. faaliyetlerine devam etmiş Hı -hı. ve bu kadar aleni olarak söylenmesine rağmen iki sene sonra 2 milyar dolarlık bir vurgunla ülkeyi terk etmiş. Böyle bir iddia var ve şu iki, anda. Ve iki 2 tane bakanın makamına Hı -hı. efendim eklemlenerek. Eklemlenerek. Eklemlenerek birilerine eklemlenerek İngilizcesiyle embedded reporter Vardı. Yani Bunun da İngilizcesi Embedded guest. Yani iliştirilmiş, i̇liştirilmiş misafir. misafir. İliştirilmiş Misafir. Literatüre yeni bir Kavram giriyor böylece. Ya bu kadar Sergi, kolay mı Bu iş şunu yani? Şunu sormak istiyorum. Daha önce Başka bir takım fotoğraflarla ilgili Süleyman Soylu demişti ki ya kardeşim dedi Gittiğimiz her yerde insanlar bizimle Fotoğraf çektirmek istiyor. Biz her Fotoğraf çektirenin gbt'sini mi Şey yapalım diye inceleyelim diye haklı görülebilecek, maruz görülebilecek bir açıklama gibi duruyor. Evet. Ama burası artık makam ya. Burası makam. Sizinle ziyarete gelen bir kişi herhalde özel kaleminiz vardır. Herhalde ilgili birimleriniz vardır. Bizi kim ziyaret Tabii etmek Tabii bu Kim mi? var? Bu kişilerin ilgili herhangi bir devletin kayıtlarında vesaire sakıncalı bir durum olabilir mi? Olmayabilir mi? Şaibeli bir şey olabilir mi diye sorgulanmaz mı Bey? Tabii be? ki. ama ona da diyebilirler ki randevu listesinde yoktu e. Ee, o diğer konukların yanında gelmiş. Ya bu nasıl ya? Mesela ben de gitsem şimdi bir randevu alsam Barış dese ki ben de seninle geleyim Gökmen. Eklemlenelim biz de. Evet eklemlenmiş konuk olarak girebilir miyiz Barış oraya? Sen giremezsin de. Ben gelmek de. istemem zaten. <laughs> ha Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kadar kolay mı bu? <laughs> ne oluyor bu ya? Ya şöyle bir şey var. Bakın neden o fotoğraf çekiliyor? Çünkü o fotoğraflar bir güç nesnesi, bir güç aracı olarak kullanılıyor. Ya o fotoğrafları çektirerek, tabii, tabii bu fotoğrafları kişi yani tabii. Fatih tabii Faruk. Tabii tabii şu an bunu, kaçak firari olan kişi. Hı. Böylesi, e, şimdi bir burada yaptığı görüşmelerde ne konuşuldu o ayrı bir e, tamam, konu. Tamam yani şöyle, bakanların niyetinden bağımsız olarak bir defa bu TODEX vurguncusu evet. ya da daha önceki pudracı, daha önceki bir takım Hepsi. başka isimler tabii, tabii. bu tür fotoğrafları çektirirken bu fotoğrafları kullanıyorlar. Kesinlikle yani bir çilingir vazifesi görüyor çünkü bu fotoğraflar o fotoğrafları hem sosyal medyalarında ya da ilişki kurmak istedikleri insanlara göstererek belki ihaleler alabiliyorlar belki Tabii. iş anlaşmaları yapabiliyorlar güven telkin edebiliyorlar vesaire vesaire bunu ben yargıda da görüyorum iş dünyasında da görüyorum siyaset dünyasında da görüyorum onlarca örnek sayabilirim yani. FETÖ borsasında bile var. Yani adamın teki sırf o e, yargıçlar, hakimlerle, savcılarla fotoğraf çektirerek milyonlarca para dolandırdığını ben biliyorum. Şimdi bütün mesele şu bakın. Ya şurada işte eee dışarı bakın yanındaki kişi kim? Safet Sancak'ın oğlu. Oğlu. Şimdi burada şöyle bir ilişki var. Safet Sancaklı'nın oğlunun orada ne işi var? Yani MHP milletvekilinin oğlunun orada ne işi var? Biz sonradan öğreniyoruz Belki ki. Belki Doğu Akdeniz politikasını konuşmaya gitmiştir ya da orta vade dış politikayı. Bakın öyle değil ama sonra neyse ki bu ülkede Hı -hı. hala gazeteciler var. Cumhuriyet Gazetesi'nden Furkan Karabay bir haber yaptı. Ne yaptı? Haberin kendisi şu. Safet Sancaklı'nın oğlu da bu firari olan vurguncuyla ortakmış. Ortak şirketleri Başka varmış. Başka şirket. Şimdi geleceğim. Ha, tamam. Geleceğim. Yine kripto para ilgilendiren bir şirketleri varmış. Tamam. Ancak... Yani şu an bu vurgunun yapıldığı şirketi ortak değiller. Değiller. Ama o beyefendiyle başka bir iş şirket. ortaklığı var. Evet Hı -hı. ama o da kripto parayla ilgili evet. ve o da o şaibeli şirketle aynı adreste. İstanbul Kadıköy Göztepe'de. Şimdi... Yani hani e, ben Safet Sancaklı'nın açıklamasını Hı. okudum bizim hiç bu işle ilgimiz yok vesaire. Hiç kabul etmiyorum. Ya iş ortağı iş ortağı neler yapıyor? Kabul etmiyor yaptım? Salim Bey yani bu TODEX'i, oğlunun TODEX ortak olduğunu evet. kabul etmiyor. Tamam. Diğeri konusunda bir şey yok. Bir şey yok. Şey diyeyim ama ben de şunu soruyorum yani iş ortağınızın aynı alanda yaptığı diğer meselede neler yaptığını bilirsiniz bakın bu şirket TODEX dediğimiz şirketin şaibeli bir şeyler yapmaya başladı. Daha bu firardan bir hafta önce CİMER'e şikayet edilmiş. Onlarca insan tarafından. Ama Cimer e harekete geçmemiş. Bakın açık kaynaklardan bilgi olarak söylüyorum. İnsanlar burada bir şeyler oluyor diye CİMER'e ya <laughs> bir Cimer'e yapılacak olası bir e, tweet şikayetinden dolayı insanlara şafak gözaltıları yapılıyor. Tekrar söylüyorum. Bir hafta önceden şikayetler yapılmış ancak kimse dikkate almamış ve ben soru olarak soruyorum. Acaba bu kaçan kişi, ya ortaokul mezunu biliyorsunuz, ortaokul mezunu. Bu kaçan kişi kendisine operasyon yapılma ihtimalini duymuş olabilir mi? Soru olarak soruyorum. Ya yani bu ülkede kimsenin giremediği, devletin en önemli e, odalarına girip çıkabilen birisi bu adam. En azından iliştirilmiş bir şekilde. İliştirilmiş bir şekilde. Acaba iliştirilmiş bir şekilde operasyon duyumu da almış olabilir mi? O iliştirilmiş olabilir ilişkilerinden mi? dolayı. Olabilir. Yani e, o yüksek yüksek makamlara eklemlenmiş konuk olarak girmenin, bu yönde de bir avantajını acaba bağırmadım. yaşamış mıdır? Soru soruyorum. Bu soruyu ortaya tabii, koyuyorsun. Tabii. Evet. Çünkü ben biliyorum ki maalesef maalesef Türkiye yakın tarihte böyle şeyler de gördük. Yani yargıda, e, güvenlik bürokrasisinde bazı illegal faaliyetlere maalesef ki bulaşan insanlar e, şaibeli insanlarla bir işbirliği birliği içine girip onlara böyle şeyler üfürebiliyor ve o insanlar... Ee, paralarıyla birlikte yurt dışına kaçabiliyor. Bunu da bence aydınlatılması gerekiyor. Bu sorulara tatmin edici yanıtlar beklemek kamuoyunun mi? hakkıdır sayın seyirciler. Bu sorulara tatmin Hı -hı. edici yanıtlar beklemek kamuoyunun hakkıdır. hakkıdır. Tıpkı o e, tekkede görüntülenen sarıklı amiralle ilgili soruşturma ee, ne oldu, oradan ne çıktı, onun gibi başkaları var mı, TSK'ya tarikatların gölgesi var mı gibi bir takım soruların tatmin edici yanıtlarını beklemek kamuoyunun tabii ki hakkıdır. Normal demokrasilerde bu böyle olur. Bu sorulara yanıt istenir. Evet. Dolayısıyla yanıt istenen bir soru da e, bu. Şimdi bu fotoğraflar nasıl bu kadar kolay çekilebiliyor? İzleyicimiz de demiş ki İbrahim Kahveci'nin e, saptamasına katılmış Ercan Sapmaz diyor. En büyük problem diyor yitirilen ahlak, çalınan umut, azalan sevgi. Yani o 128 milyar doları bu ülke büyük bir seferberlikte belki bir gün yine yerine koyabilir. Ama diyor ki en büyük problem yitirilen ahlak, çalınan umut, azalan ya bu, sevgi bu, diyor. Ondan sonra söyleyin siz. Bir arada, biraz burada şeyi de sorgulamak lazım. Yani evet bu e, yapılan büyük bir yolsuzluk, bu büyük Mesela, bir be, suç. Şu fotoğraflar. Bu, ee, iktidarın iki bakanına değildi. CHP'li bir isme o, ait olsaydı. Bugün tabii tabii bugün yani yer, bir CHP bakın CHP Genel Başkanı falan da demiyorum. Yani tabii, emekli tabii. amirallerle ilgili ne yaptı Süleyman Soylu bütün gece ayaktayım ayaktaydım dedi. Ertesi gün ne çıktı medyada? CHP'li CHP, CHP, yani yok işte dayısı, amcası, evet, oğlu CHP'li akrabalarının üyesi, evet, evet, değil mi? Bu, akrabalarının, olsa, bu olsa tabii bugünkü linç kampanyalarını tahmin bile edemezdik. Yani şimdi burada bu at konusunda izleyicimizin bir hassasiyeti var. Biraz da gülümseten bir hassasiyet. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, ya demiş atlar gıdaya mı dönüş demiş Gönül Özcan. Sucuk gibi. Bir başka izleyicimiz de şu at meselesinin 2020 Ağustos ayında olduğunu belirtin lütfen. İşlenmiş et sektörüne ciddi zarar veriyorsunuz farkında olmadan. <laughs> Ey Allah'ım. <laughs> ya hiç aklımızın ucundan geçmezdi bunu e, dile getirirken bu hikaye. Peki bunu da okumuş olduk evet. <laughs> Yani şuna da işaret etmek gerekir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu yapılan bir suçtur, bu eylem bir dolandırıcılıktır, nitelikli dolandırıcılıktır. Siyaseten bakanların içinde bulundukları bu görüntü tabii ki mazur görülemez. Ama bu olayları o kadar sık yaşıyoruz ki bir toplum olarak. İşte çiftlik bank tosun hadisesi daha çok canlı. Ondan önce efendim işte ta ben gençliğimdeki banker Kastelli'den yani bir banker olaylarından bu tarafa getirirseniz onlarca böyle şeylerin dolandırıcılık hikayelerinin sık yaşandığı bir ülkeyiz. Siz şimdi, şimdi, toplumun mazur dediniz de ben az önce maruz dedim galiba yanlış kullandım o ifadeyi ben de tam mazur diyecektim orada evet. evet. Yani biz bu toplum olarak böyle kısa yoldan çok emek harcamadan, böyle e, köşeyi dönmek gibi, bir an önce böyle zengin olmak gibi e, e, bir şey içerisindeyiz. Bir e, ruh hali içerisindeyiz. Yani şunu sorgulamıyoruz hiç. Ya efendim ben şimdi 1 lira koyup bu işe e, ya, e, 10 lira para kazanacağım. Bunu görüyorsunuz bir süre. E, evet ya bu nasıl oluyor? Bu olabilir mi? e, böyle bir şey mümkün mü? Hiç sorgulamadan böyle bir şeyin peşinden koşan da bir toplum yapımız var. Yani bunun da aslında sorgulanması gerekiyor. bir mesela bir Jet Fadıl. Ya yani çok bariz bir örnektir. Yanılmıyorsam 6 kere hakkında dolandırıcılıktan dava açılıp tutuklandı, tahliye edildi, çıktığı gün tekrar dolandırdı. Ya ve buna toplum... Kimle birlikte e, görüntü verdi? Kimle birlikte basın toplantısı yaptı? Hatırlatalım. Evet. E, İsmail Ağa önemli önemli isimlerinden birisi olan Cübbeli Ahmet'le birlikte basın toplantısı yapıp yeni dolandırıcılıklar Hatta yaptı. sonra Cübbeli Ahmet dedi ki beni de dolandırdı. <gülüyor> <gülüyor> yani... 8. hadisesi Cübbeli Ahmet'i dolandırmak oldu. Şimdi 8 kere 7 kere bakın bu konuda Jet Fadıl o dönemde CNN Türk'te çok izlenen bir habercinin Ekranında da konuk oldu. Evet. Yani gayet legal bir entiti gibi yani meşru bir evet. e, şeymiş gibi, birimmiş gibi. Ya olmayan adaları sattı, olmayan e, işte bir araba e, şey hayali e, pazarladı vesaire. Ya sorun aslında onlardan daha ziyade dediğim gibi sürekli aynı senaryoya kanıp bir an önce köşeye dönüp bir an önce zenginleşeceğim diyen toplumun bir kesimindeki bu ruh hali. Peki. Şimdi hızlanalım çünkü tamam. hem iş, işleyeceğimiz konular var hem yeni yeni gelişmeler oluyor. Ee, Canan ile ilgili bir gelişme var. Ee, ondan sonra CHP'li Canan Kaftancıoğlu e, işte e, Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı konuşması ortaya çıktı. Başlığıyla e, servis ettiği bir videoya e, sert bir dille tepki gösterdi. E, Kaftancıoğlu montajlanmış videonun orijinal halini de e, paylaştı. Evet Gördüğünüz gibi göbel, göbel devam taktikler, son hız devam ediyor ama yanlış yani söylenen Ahlaksız değil şey. başka bir açıdan devam ediyor. Sayın Kahveci buyurun son olarak bu konuda sizi dinleyelim ve ondan sonra çok da tutmayalım veda edelim size bu kripto vurgunuyla ilgili yorumunuz. Şimdi bu tür vurgunlar. Yani Türkiye'nin banker Kastelli olayı olsun, Titan olsun bu bu tür vurgun olayları son dönemlerde hızla artmıştır. Bu dönemlere baktığınız zaman bir ortak özellik vardır. Ortak özellik şudur. Ülkede ekonomik kriz ve geleceğe yönelik umutsuzluk artınca İş iş dünyasında yani bütün piyasalarda hani eline para geçenler eskiden ne düşünürdü? Efendim bir tane atölye açalım veya bir tane tamirhane açalım veya bir tane bunların yanına lokanta açalım, esnaf olalım şu bu. Böyle işler düşünülür. Ama ülkede umutlar gidince, ülkede ekonomi bitince geleceğe yönelik düşünceler, karamsarlıklar artınca ülkeye kumar havası hakim Bugün Türkiye'ye kumar havası niye hakim olmuştur? Ekonomi bittiği için. Yani yatırımlar, matırımlar yok Türkiye'de. Dolayısıyla kimse esnaf mı olalım, şunu şunu mu olalım diye bir reel iş, gerçekten reel ekonomik faaliyet yapalım diye bir umudu kalmadığı için bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Bakın dünyada Türkiye bu sanal para olaylarında dördüncü sırada, hatta bir dönem üçüncü sıradaydı. Avrupa'da birinci sırada. Bu kadar paramız mı var? Hayır. Bu kadar umutsuz olduğumuz için bunlara yöneliyor toplum. Bu umutsuzluk ülkeyi tabiri caizse finansal kumar havasına çeviriyor. E, kumarda bir şey vardır yani bildiğimiz bir söz vardır. Her zaman kasa kazanır. Yani <laughs> her zaman da kasa kazanıyor. vatandaşın kazandığı görülmüş mü? Bu ortamlarda vatandaş kazanamaz. Bunun temelinde. Yani çok şey tartışıyoruz. Efendim niye önlem alınmadı, niye düzenleme yapılmadı? Tamam bunlar yapılsın, bunlar çok geç kalındı, sorumlular hesap versin. Sizin de söylediğiniz gibi makam odalarında bunlar çekilmişse bu fotoğraflar bunun sorumluluğu daha ağırdır. Ee, sokakta herhangi bir vatandaş gelip bir siyasetçiyle fotoğraf çektirebilir ama makam odasında çektiriliyorsa bunun bir sorumluluğu vardır. Ama aynı sorumluluk bugüne kadar bugün bunca uyarıya rağmen bu piyasanın düzenlenmemesi ve bu piyasanın kural altına alınmamasıdır. Bunun da sorumluları vardır. Ama bunların ötesinde tekrar söylüyorum, asıl sorun şudur. Ekonomide insanların geleceğe bakışlarında umutları bitince bütün varlıklarını kumara yatırıyorlar ve bu coin piyasası dediğimiz bu tür işler, e, tabiri caizse bir ülkeyi kumarhaneye çevirmiştir ve kumarhaneye dönen ülkede de her zaman kasa kazanıyor, kaybeden de vatandaş oluyor. Peki İbrahim Kahveci çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet, ekonomi yazarı, Karar Gazetesi yazarı İbrahim Kahveci ile birlikteydik. Şimdi e, hakikaten çok sıcak gelişmeler e, yaşanıyor. Yani bir yandan az önce e, İbrahim Kalın'ın mesajını aktardık Reuters'e verdiği demeci. İbrahim Kalın geçenlerde de bir klip nedeniyle gündeme geldi. Bir evet. saz çaldı etti orada işte şeyde eşlik etmişti. Hatırladın mı? Erkan, Erkan Uğur. Uğur. O da eleştirildi. O da şey yaptı. E, geri Yani evet ya yanlış yaptım ben dedi. İbrahim Kalın'ın oradaki sözleri falan işte hiç oldum, hiç olmak kavram vesaire falan. İbrahim Kalın öyle boyutta olan bir isim ama e, nihayetinde hani e, yıllardır da bir yandan iktidarın politikalarıyla ilgili olarak çok somut e, bir işlevi var nihayetinde. Şimdi doğrudan temsilcisi. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın az önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twitter hesabında paylaştığı videoyla eee yürürlüğe giren işte ne HDP PKK için hesap vakti etiketini gündeme getirdik. Ve tam da bakın saat 00.15 artık yani bugün diyebiliyoruz. Bugün Selahattin Demirtaş hakkında bu son davanın ilk duruşması var. Yıllar önce gerçekleşmiş hikaye. Şimdi yine sıcak gelişmelerden biri, yani böyle bir davanın duruşması öncesi nasıl İçişleri Bakanı böyle bir kampanya yürütüyor? Yine sıcak bir gelişme Canan Kaftancıoğlu. Canan kaftancı oğluyla ilgili olarak, işte CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Ermeni soykırımı konuşması ortaya çıktı başlığıyla. Bir video yayınlanıyor, ondan sonra servis ediliyor bu. E Kaftancıoğlu montajlanmış videonun orijinal halinde paylaşıyor. Ee, bir Canan Hanım'ın tweet'ini ekrana verebiliyor muyuz değerli arkadaşlar? Dur, tweet'i. Tweet'i en azından